Merhaba sevgili seyirciler. Yine beraberiz 15 gün sürelik bir aradan sonra. Umarım herkes iyidir. Sizlerle tekrar birlikte olduğumuz için mutluyuz. Bugün üreme sağlığıyla ilgili bazı tanımlamalar yapacağım. Üreme sağlığı nedir onu tartışacağım sizinle. Üreme sağlığında önemli olan noktaların başlıklarını atacağım. Ve tekrar üreme sağlığının ana noktalarından biri olan çocuk sahip olmamayla ilgili bazı verileri paylaşacağım sizinle ve tüp bebek konuşacağız en sonunda. Dolayısıyla önce üreme sağlığından başlayalım. Üreme sağlığı nedir? Üreme sağlığı bilindiği gibi üreme ile ilgili her türlü bilginin, hakkın, ve yeteneğin kendisine verilmesini Dünya Sağlık Teşkilatı her birey için mutlaka yapılması gereken nokta olarak görüyor. Dolayısıyla kadın ve erkeğin doğumundan ölümüne kadar üremeyle ilgili tüm bilgileri bilmesi, bu bilgileri isteği doğrultusunda kullanması, sağlıklı bir şekilde kullanması, sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplum şeklinde tarifleniyor. Üreme sağlığının içi nereden başlıyor diyecek olursanız, daha anne karnından başlıyor. Yani annenin karnında düşen bir bebeğin sağlıklı bir bebek olması, bu bebeğin sağlıklı beslenmesi, sağlıklı büyümesinin sağlanması, sağlıklı ortamlarda doğum yapmak, doğumdan sonra bir dahaki doğum aralığının kişilerce özgün bir şekilde ve tıbbi bilgilere uygun olarak bir aralıkla seçilmesi, işte üreme sağlığının size en güzel, önemli noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği gibi genç gebelikler 2 seneden aralıkla olandan daha kısa süreli yapılan gebelikler ve geç gebelikler bizim için riskli gebelikler olarak tarifleniyor. Dolayısıyla üreme sağlığında demek ki en önemli nokta uygun zamanda çocuk sahibi olabilmek ve uygun zamanda sahip olduğumuz bu çocuğun sağlıklı ortamlarda dünyaya gelmesini sağlamak şeklinde tanımlayabiliriz. Şimdi üreme sağlığında en çok önemli noktalardan biri de ileride doğurganlığımızı etkileyen bazı konularda bilgili olmamız ve bu konuların genç nesillere aktarımını sağlamak işte anne ve babaya düşüyor. Dolayısıyla genç bir kızın adolesan dediğimiz bir genç yaş dönemine girdiği zamanki sıkıntılarını bilmek, bunun psikolojik olarak sıkıntıları var, hormonal sıkıntıları var ve adet düzeniyle ilgili meydana gelen ve eğer takip edilmezse ileride kısırlıkla karşımıza çıkacak sorunlarla karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir annenin bu konuda bilgili olması lazım. Yani bir yaş dönemi yaşayan genç kızın problemlerini takip etmesi lazım ve bu takipte eğer bir sıkıntı hissediyorsa mutlaka bir kadın doğum doktoruyla bunun paylaşılmasını sağlamak lazım. Aynı şekilde erkek çocukları için de aynı şekilde büyümesiyle ilgili, kilosuyla ilgili, emosyonel durumuyla ilgili sıkıntıların hepsinin erkek çocukta da takip edilmesi ilerideki dönemlerdeki problemlerin ortadan kalkmasını sağlayacak. İşte bu arada genç bir kızı sağlıklı takip edelim derken genç kızlarda neler görülebilir ki ileride kısırlığa sebebiyet verir? Sizlerle bugün onu tartışmak istiyorum. Genç kızlarda bilindiği gibi biraz adetlerde düzensizlik görebiliriz. Bu adetlerde düzensizlik ilk senelerde normal olarak karşılanabilir ama bu ilk senelerden sonra hala devam ediyorsa mutlaka bunun sebebinin araştırılması lazım. Sebebi de çok kolay bulunabiliyor. Artık biliyorsunuz eskisi gibi muayenemiz yok. Ultrason muayenesinde genç kızları batından yapılan bir ultrasonda yumurtalıklarının durumu, kistler var mı, rahimin durumu görülüp bir karar veriliyor. Hormonal testleri bakılabiliyor.
Buna göre adetiyle ilgili sıkıntılar düzenleniyor. Bu bizim için niye önemli? Çünkü yumurtalar her ay bir tane yumurta atmak üzere dizayn edilmiş. Ama bazen bazı durumlarda ki sizler çoğunu bunların biliyorsunuz. Mesela yumurtlama düzensizlikleriyle karşımıza gelen problemi olan çocuğu olmayan şahıslarda çok gördüğümüz bir olay var. İsmi polikistik over. Polikistik over dediğimiz zaman yumurtalıklarda çok yumurta var. Kalitesiz yumurta var. Yumurtlama olayı olmuyor. Olmadığı için de sağlıklı bir gebeliğe ulaşmak pek mümkün olmuyor. Ve bundan dolayı da adet düzensizliği meydana geliyor. İşte bir genç kızda polikistik over dediğimiz hadisenin olduğunun saptanabilmesi için bu adet düzensizliği, kilo alımı, bazen bunlarda kıllanma olabiliyor. Bu düzensizliklerin anne tarafından fark edilip jinekologla bunun paylaşılması ileride meydana gelecek kısırlık olaylarının önüne geçiyor. Çünkü biz biliyoruz ki yumurtlamayla ilgili sorunlar kadına ait sebeplerin en başında geliyor kısırlıkta ve bu kısırlık sebeplerinin en başında da polikistik over gibi yumurtlama sorunları karşımıza çıkıyor. Demek ki bir gençlik döneminde karşımıza gelen bir anne kızı değerlendirirken biz jinekolog olarak bu konularda onlara bilgi vermemiz lazım. Artı bunun dışında neler olabiliyor karşımıza çıkabilen? Vajinal akıntılar olabiliyor. Bu akıntılar tedavi olmazsa ne oluyor? Rahim kanalından taşınaraktan kanalları tıkıyor ve işte tüplerdeki tıkanıklıkla karşımıza genç bir hanım kız ileride evlendiği zaman karşımıza kanal tıkanıklığıyla çıkıp tüp bebeğe yönlendirme yönünde bir durumla karşı karşına kalabiliyoruz. Hatta Dünya Sağlık Teşkilatı öyle bir sonuç ortaya çıkardı ki özellikle gelişmekte olan ülkelerde bilindiği gibi bizim ülkemizde değil ama suya erişimi olmayan insanlar var. Cinsel yolla geçen hastalıkları çok fazla yaşayan bölgeler var. İşte Latin Amerika, Güney Afrika kıtası gibi oralarda kanal tıkanıklığının sebebi bu virüs veya bakterilere bağlı olaylara bağlı meydana gelen enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkıp diyor ki dünyada 60-80 milyon kısır insan var ama neredeyse bunların yarısı bu enfeksiyonlara bağlı olarak meydana gelen kanal tıkanıklıklarıyla karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla demek ki adet bozukluklarının yanı sıra akıntılar da bizim için çok önem arz ediyor. Bazen akıntılar kaşıntılarla birlikte olabiliyor. İşte bu arada mantar enfeksiyonlarının eşlik ettiğini görüyoruz. Onların görülüp usulüne uygun tedavi edilmesi lazım. Tabii ki bu arada en önemli noktalardan biri de artık dünya da savaşıyor, bizim ülkemiz de savaşıyor. Obeziteye karşı bir savaş içindeyiz hepimiz bilindiği gibi. Çünkü 21. yüzyılın insanı istediğinden fazla yemek, içmek tüketiyor ve bunların vücudumuzda enerjiye dönüşümü az olduğu için daha obez bir toplum yolunda gidiyoruz. İşte bu obeziteyle ilgili sorunlar da bize gerek erkekte gerek kadında üremeyle ilgili yumurtlama problemleri olarak karşımıza çıkabiliyor. Yine bir nokta. Karadeniz'de çok dinleyenler şimdi fark ediyorlardır. Bizim tiroidle ilgili ciddi problemlerimiz var. Nerede? Daha ziyade iyot eksikliğinin çok olduğu Karadeniz bölgesinde. Dolayısıyla acaba çocuğumda guatrla ilgili bir sorun var mı diye mutlaka adolesan dönemi olan 16-17'den sonra adet düzeni başladığımız zaman mutlaka bu tiroid testlerinin kontrolünü yapmak gerekiyor. İşte böyle sayın seyirciler, böyle bir devreden geçtikten sonra genç kızlar evleniyorlar ve karşımıza bebek sahibi olmak istiyorum diye gelebiliyorlar. Bize geldikleri zaman biz diyoruz ki bazılarına daha çok erken, kimlere daha çok erken diyoruz? Evlenmişler, 2 yıl geçmiş, 2 yıl geçmemiş genç insanlar, 22-23 yaşında insanlar, her şeyleri düzgün. Diyoruz ki daha işte zamanınız var ama biz bu arada tetkiklerinizi yapalım diyoruz. Tetkiklerde nelere bakıyoruz dersiniz? Tabii ki erkeğin yumurtası olması lazım.
kadının yumurtası olması lazım ve anatomik organları olaraktan rahimin yerinde olması lazım ve kanalların açık mı kapalı mı olduğunu belirtilmesi lazım. Dolayısıyla bu küçük testlere de ufak ufak başlıyoruz ama hemen işte agresif bir şekilde tedaviye girmiyoruz. Ama bazı insanlar var, bize geldiğinde çocuk sahibi olmak istiyorum dediğinde bu insanlar biraz kariyerini önüne almış, biraz daha geç evlenmiş insanlar. Onlara da diyoruz ki 30'dan sonra evlenen kişilere sizinle öyle 2 sene beklemeye lüksümüz yok. Sizinle hemen 1 sene içinde tüm testlerinize bakalım. Size yardım olarak hangi yollardan gideceksek o yollardan giderek sizi çocuk sahibi yapalım diyoruz. Dolayısıyla kısaca bu konuları açıklık getirdikten sonra bugün size kısır gelen bir çifte yahut kısırlık şikayetiyle gelen bir çifte bizim hangi etaplardan geçtiğimizi size hatırlatmak istiyorum. Olmazsa olmazlardan bahsettik. Demek ki erkeğin spermi olacak, kadının yumurtası olacak, anatomik bozukluğu olmayacak. Yani rahim yerinde olacak, kanallar yerinde olacak. Dolayısıyla bu sistemlerin olduğu herkese biz artık tedaviyle ilgili, teşhisle ilgili sonuçlardan sonra tedaviyle ilgili yorumlarda bulunabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki mesela kanalı açık, kocası normal, yumurtlamaları ile ilgili biraz sorunu var. Biraz yumurtlama tedavisi verelim. Eşinizle belli zamanlarda beraber olun, yumurtla zamanınızı takip edelim diyoruz. Yahut diyoruz ki yine ilaç verelim, yumurtanızı çatlatalım, eşinizden alıp daha hareketli spermleri size verelim. Aşılama yoluna gidiyoruz. Bu süreçler geçtikten sonra belli bir zaman süreci içinde hasta da sizden diyor ki artık ben bundan sıkıldım. Başka yöntemlerle yani tüp bebek yöntemleriyle hamile kalmak istiyorum diyor. Kendi kendime kalamadım. Kanalım açık, kocam normal, yumurtam iyi ama çok kuvvetli değil galiba. Onun için bize biraz destek verin diyor. İşte bu grup hasta kolay bir hasta, başarılı bir hasta grubu tüp bebekte. İkinci grup hasta eşiyle ilgili sıkıntısı olan yani spermlerin yapısıyla ilgili, spermlerin hareketiyle ilgili, anatomik bozukluklarıyla ilgili problemi olan hasta grubu erkek kısırlığı grubuna girdiği için onlarla ilgili durumlarda da biraz sonra videolarda izleyeceğimiz gibi tüp bebek yöntemlerine tekrar başvuruyoruz. Ne için başvuruyoruz? Erkek kısırlığı yönünden ama tabii bu arada yumurtalıkların sayısını daha fazla yumurta elde edebilmek için arttırıcı ilaçlar kullanıyoruz ki hani bir seferde bir sürü başarılı sonuçlar alalım. Hamileliğin oluşması gerçekleşirse elimizde 3-5 tane sağlıklı embriyomuz olsun. Onları donduralım. Bir dahaki sorunlarda bu embriyoları kullanalım gibi yöntemlerle kendilerine tavsiyede bulunuyoruz. Evet efendim, bir seyircimiz varmış galiba. Buyurun, dinliyoruz efendim. İyi günler. İyi günler. Ben size şu an ben sizi dinliyorum hanımefendi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Benim bu tür şikayetlerim var. Nasıl bir şey? Evleneli 2 yıl oldu. Evet. Çocuk için tedavi görüyorum. Evet. Ama ovastik kesim vardı. Anlayamadım. Anlayamadım. Oval kistim vardı. Oval kistiniz vardı, evet. Evet, bundan ameliyat oldum ben. Evet. Ameliyat oldu, 1 yıl oldu. Evet. Ama ameliyattan sonra bana gebe kalabileceğimi söylemişlerdi. Evet. Şu an ben de gebe kalamadım. Şu an tüp bebek merkezine gittim. Evet. Orada tedavi görüyorum. Çok güzel. Şu an tedavim başladı. Aa, ne güzel. Hadi hayırlısı olsun. Ama biz aşılama yaptıracağız hocam. Aşılama tutar mı? O bizim biraz kafamızı karıştırıyor. Şimdi tabii yaşınızı tam olarak bize söylemediniz. Yaşım 20.
20. Evet, çok gençsiniz. Tabii ki önce bir aşılama birkaç kere denemek lazım diye düşünüyorum. Kaç santimlik bir overlock testi aldılar sizden onu bilmiyorum.7 Mecbur muydunuz ameliyat olmaya acaba? Mecbur oldum. Ağrılarım falan çok artmıştı. Peki cinsi çikolata kisti falan mı dediler? Normal kist mi dediler? Normal kist. Over kist dediler. Kisti aldılar da oluyor over kistleri ama yani çikolata kisti mi basit kist mi o konuda bilgili değilsiniz galiba. Zor kist değildi. Basit kistti. Ha, basit Ama kisti. Peki o zaman bence önce aşılamayı deneyin diyorum. Yaşınız çok düşük. Eşiniz normal mi? Eşimin yaşı da 35. Peki eşinizin spermleri normal mi? Evet, eşimin spermleri şu an 150 milyon. Çok Tahilini güzel. Çok yaptırdık. güzel. Bence siz 3 kere aşılamayı deneyin. Eğer başarılı olmazsa tüp bebek yöntemine geçebilirsiniz. Tüp bebek yöntemi için bize de başvurabilirsiniz. Olduğunuz yerde de yaptırabilirsiniz. Yalnız özellikle aşılama yöntemini denemekte fayda var. Çok gençsiniz çünkü. Hamile kalırsınız diye düşünüyorum. Ama bu arada sormak istediğim bir nokta var. Kanallarınız bakıldı mı? Kanallarınız açık mı? Evet, bunun için Ryan filmi de çektirdim ben. Evet, kanallarınız açık, ikisi de. Evet, açık. Evet, çok güzel. Bir de alt kısmından baktılar. Hani çocuğun oturabileceğini taşıyabilecek mi rahim için? Çok güzel. Çok güzel. Bunların hepsine Peki baktılar. iyi yoldasınız. Size iyi şanslar diliyorum. 3 ay İnşallah. sonra inşallah bebeği kucağınıza alırsınız. Bu birinci İnşallah. aşılada mı olur, ikinci de mi olur, üçüncü de mi olur bilemiyoruz. Ama ondan sonra eğer olmazsa tüp bebeğe geçebilirsiniz. Ama aşılamadan sonra da kendinize 1-2 ay daha bir boş zaman verin. Devlet bile 22 yaşından evvel tüp bebeğin parasını ödemiyor. Demek ki hani biraz daha zaman geçebilir sizin gibi genç bir hanımefendi de. Aradığınız için teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, görüldüğü gibi kıymetli bir seyircimiz bizi aradı ve bizim bilgilerimize paralel olaraktan doktora gittiğini ama daha önce ağrıları nedeniyle bulunan bir kist nedeniyle opere olduğunu, operasyondan sonra gebe kalınabileceğinin söylediğini, tetiklerinin yapılıp kanallarının açık olduğunu, eşinin normal olduğunu görünce şu anda aşılama tedavisine doğru bir yol aldıklarını söyledi. Çok doğru yoldalar. Çünkü biz de aynısını demin sizlere söylüyorduk. Görüldüğü gibi işte size biraz evvel anlattığım süreçlerde eğer genç kızlığınızdan evvel ki 20 yaşında bu arkadaşımızın muhtemelen 16-17 yaşında bu yumurtasındaki büyüme, kistleşme mutlaka başlamıştı. Ama belki fark edilmedi. İşte en sonunda operasyona gitmek zorunda kalındı. Umarız daha genç safhalarda, daha geç kalmadan anneler çocuklarını daha yakın takip edip bu konularda daha yakın ilgi gösterirlerse bir jinekologa yönlendirerek çocuklarını ileride bu gibi sıkıntıları olmayacak. Şimdi demek ki hastamız bize geldikten sonra önce tüp bebek tedavisinden önce mutlaka aşılama yapıyoruz. Aşılamayı kimlere yapıyoruz dedik. Özellikle erkek problemi olan çiftlere yapıyoruz. Yani spermlerde azlık, spermlerde hareket bozukluğu, spermlerde sayı azlığının yanı sıra yapısal bozukluk. Bunların içinde sağlıklılarını seçip rahim içine verme yöntemine aşılama diyoruz. Yumurtlama tedavisiyle birlikte oluyor. Şimdi bir seyircimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam ben 5 senedir evliyim. Evet. Doktorları arıyorum. Herhangi doktorlara gidiyorum. Herhangi bir sıkıntının olmadığını söylüyorlar. Evet. O yüzden dolayı maddi durumlar olmadığı için de herhangi bir şey de yapamıyoruz. Acaba ne yapmamız gerekiyor? Ve eşim de tek başına sertleşme olup da spermen tahlillerini veremiyor.
öyle kalmışız. Acaba herhangi bir öneriniz, bir fikriniz var mı bize karşı? Yanlış mı anladım? Eşiniz sperm mi veremiyor? Evet, aynen o şekil. Tek başına sertleşme olup da sperm sayısını veremiyor. Anladım. Peki bu konuda üroloji doktoruna başvurdunuz mu? Hayır, erkek hocam, doktoruna? Hayır, herhangi bir başvurmadık. Eşinizin bir erkek doktoruna başvurması lazım. Onlara biz ürolog diyoruz, doktor arkadaşların isimleri ürolog. Onlar evet, basit ilaçlar verebiliyor. Halk arasında biliniyor biliyorsunuz Viagra diye böyle ilaçlarımız var. Bunlar evet, kıymetli ilaçlar, faydalı olabilir. Ama tabii neden geldiğini anlamak için mutlaka bir doktor kontrolünde bunun verilmesi lazım. Dolayısıyla eşinizin bir doktora gitmesi lazım. Eğer eşiniz o doktora gittikten sonra yine aynı işlemle ilgili sıkıntınız olursa size tüp bebek yönteminde devam etmenizi öneriyorum. Yani o vakalarda biz spermi direkt testis dokusunun içinden, yani yumurtalıkların içinden ufak bir kesi yapıp ince bir kanülle çekiyoruz yahut doku çıkarıyoruz, dokunun içinden çıkarıyoruz. Dolayısıyla spermle ilgili bir sıkıntımız olmuyor. Ama isterseniz önce üroloğa gidin. Ürolog evet, sizi yönlendirsin ne yapacağı konusunda. Olmazsa benim telefonlarım var, beni arayıp konuyla ilgili benden bilgi alabilirsiniz. Hocam, bu numaradan mı peki size ulaşmamız gerekiyor yoksa arkadan verebiliyorlar mı? Evet, size telefon numaramızı verecekler kanaldan. Tamam, çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam, bir de böyle bir sıkıntımız var. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar bana karşı. Hı-hı. Ve sadece rahim filmini çektirmemi söylüyorlar. Ve o imkanda olmadığı için 450 civarı, 250 civarı para istiyorlar burada. O yüzden dolayı biz de onu geriledik. Acaba kesin bir şekilde onu çektirmemiz şart mı? O filmin çekilmesi lazım. Ama sizinle bu konuda ben yayından sonra beni arayın konuşalım, olur mu? Tamam hocam. Çok tamam, teşekkür tamam. Ederim. Rica ederim, rica ederim. Evet sevgili seyirciler, yine bu konuyla ilgili bakın ihmal edilmiş bir vakayla karşı karşıyayız. Yani bu konuda hastamızın bilgisi yok ki eşini böyle bir durumda ürolog doktorun görebileceği, bu konuda ona yardım edebileceği, yardım edilmezse ileriki yöntem olarak tüp bebekle bu hastanın hamile kalabilmesi için spermlerin alınabileceği. İşte bizler sizlere bu bilgileri vermek için bu kanalların çeşitli saatlerinde karşınıza çıkıyoruz. Siz de teveccüh edip dinliyorsunuz. Ama emin olun, hani bu bilgiler çok kıymetli. Çünkü sizlere doğru yolda ilerlemeniz için çok önemli bir ışık tutacak. Şimdi demek ki kısaca aşılamayı konuştuk. Aşılama için yumurtlama kuvvetlendirici ilaçlar verdik. Arkasından çatlattık, arkasından eşinizden spermi aldık. Güzel, iyi, sağlıklı olanlarını özel metotlarla seçtik ve içeriye verdik. İşte bunu aşılama diyoruz. Bunu 3 siklus boyunca yapıyoruz. Yani 3 adet boyunca tekrar aşılama için kullandığımız ağızdan alınan haplar var. Düşük dozlu iğneler var. Hepsi kullanılabiliyor. Peki bütün bunlar oldu. Hala çocuk sahibi olmadık. Aynı çifte nasıl bir yol izleteceğiz? Aşılamadan sonra 1-2 ay bir ara veriyoruz. Demin de seyircimize söylediğimiz gibi. O aradan sonra da işte tüp bebek işlemlerine başlıyoruz. Tüp bebek işlemleri için Türkiye kanunlarına göre, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine göre sadece evli karı ve kocalardan tüp bebek işlemi yapılıyor. Yani evli olmak şart. Sadece kendi sperm ve yumurtalarınızla bu işlem gerçekleşebiliyor. Demek ki eşinizin spermi olması lazım, sizin yumurtanız olması lazım. Tabii ki bunu taşıyacak anatomik yeriniz olarak da rahimin yerinde olması lazım. Dolayısıyla bunlar olmazsa olmaz tüp bebek şartları olarak karşımıza çıkıyor. Bir telefonumuz varmış, buyurun efendim. Buyurun sizi dinliyorum. Alo. Buyurun sizi dinliyorum efendim. Buyurunuz. Sizi... Evet. Evet.
Şimdi olmazsa olmaz tüp bebek şartlarını konuştuk. Yani Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre olan şartları konuştuk. Bu yönetmeliğin içinde iki tane daha önemli şart var. Demin seyircimize söyledim. Genç hanımın yaşı 22 yaşından küçük olmayacak. Veya hastamızın yaşı 40 yaşına kadar zamanlarda olacak ki Sağlık Bakanlığı size SGK kapsamında tüp bebek desteği verebilsin. Bu destek önemli bir destek sevgili seyirciler. Çünkü ilaç desteği sağlıyor. Tüp bebek için belirli bir para sağlıyor. Onun üstünde farkında şu kadar fark alabilirsiniz hastalardan diye. Biz tüp bebek merkezlerine bir yönetmelikle duyuruyor bunu. Dolayısıyla hakikaten daha elverişli şartlarda tüp bebek sahibi olabiliyorsunuz. Bunun için de bir rapor elde etmek lazım. Bu raporda tüp bebek merkezi olan üniversite hastaneleri ve devlet hastaneleri, eğitim hastanelerinden alabiliyorsunuz. Buyurun efendim, bir telefonumuz varmış yeniden. Alo. Buyurun, dinliyorum efendim sizi. Merhabalar. Merhabalar hocam. Ben size bir şey soracaktım. Buyurun. Benim eşim bir sene önce varikosel ameliyatı geçirdi. Evet. Ondan sonra bir sene sonra falan dediler çocuğunuz olur dediler. Bekledik. Ben de her şeyimi yaptırdım. Her şey normal görünüyor. Normal görünüyor. Evet, bir işte 2-3 ay önce bir doktor benden rayın filmi istedi. Evet. Ben de onu hastaneye gittim. Evet. Ben orada çok korktum. Bana elime verdiler o aletleri. Çektirmeye cesaretim kaçtı. Ne aleti verdiler? Öyle sizin elinize vermemeleri lazım ama. İşte ben çok korktum o yönden. Şimdi özelde çektirmek istiyorum. Ona da durumu müsait olmuyor. Az önce bir bayan da demişti telefonda. Evet. Hani aynı o maddi durumdan şey yapamıyorum. O yüzden korktum. Hani onu çektirmemiz mecbur mu yani? Ondan dolayı. Evet. Onu maalesef çektirmeniz mecbur. Çünkü Evet. yayının başından beri anlatmak istediğim bir Evet. nokta Ben var. yeni yakaladım. Yayını da onun için kaçırdım. Hemen Evet. bu konu. Şöyle Evet. yumurtalarınızın spermle birleşebilmesi için Evet. mutlaka kanallarınızın açık olması lazım. Evet. Çünkü yumurtayla sperm, biraz sonra videoyu göstereceğiz izlerseniz, Evet. rahim kanalında birleşip rahimin içine Evet. yerleşiyor. Evet. Dolayısıyla yumurta kanala girdikten sonra spermle birleşemezse gebe kalma imkanımız yok. Çok Evet. ciddi olarak o filmi çektirmenizi istiyorum. Siz nereden Evet. arıyorsunuz? Ben Sakarya'dan arıyorum. Sakarya'dan arıyorsunuz. Evet. Yani çektirmek istediğiniz yerin şeklini değiştirir isterseniz. Yine devlette, başka bir yerde, üniversite Evet. hastanesinde, başka Evet. bir devlet hastanesinde yahut da Zaten ben öyle bir üniversite hastanesine gitmiştim. Orada geldi bu olay başıma. Bir de akıntım olduğu için çekemediler. evet, akıntınız için bir tedavi vermişlerdir. Onu Verdi, kullanın. kullandım, O yaptım onu. tedaviyi kullanın. Adetinizin son günü bittikten sonra lütfen 2-3 gün içinde gidin. O rahim filmini çektirtin. Çünkü Evet. hakikaten bazen sadece o rahim filmini çektirdikten sonra bile hamile Evet. kalan hastalarımız var. Çünkü Evet. böyle küçük mukus tıkaçları oluyor o Evet. rahim kanalını tıkayan. O böyle açılıyor ağır radyolojik maddeyle ve Evet. hemen hamile kalabildiğinizi çoğu vakalarda görüyoruz. Onu Evet. mutlaka yaptırın. Evet. Ondan sonra eşinizin varikoselden sonraki Evet. neticeleri nasıl? Güzel mi? Neticelerini yaptırdık biz tahlillerini. Güzel çıktı. Hepsi iyi çıktı. İyi çıktı. Her güzel. Yaşınız kaç hanımefendi? Yaşım 28. 28. Evet, Evet. 30'u geçmeden bu işi bitirmeliyiz. Evet. Yumurtaların cinsi azalmadan, sayısı Evet. azalmadan, kalitesi bozulmadan, Evet. onun için o filmi çektirmeliyiz.